Tarihçeye hoş geldiniz. Bugün üçüncü programımızı yapıyoruz. Ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Bahar Hocam'la sohbetimize devam ediyoruz. Tarihi irdelemeye, bir tarihçi gözüyle bilinmeyen noktalarını ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Hocam geçen hafta, geçen bölümde artık Sille özeline geldik. Şöyle başlayalım. Sille'ye 24'teki mübadeleden gönderilen halk ne zaman yerleştirildi? Konya onlar daha doğrusu ilk ne zaman geldiler? Evet, şimdi Sillelilerin kökeni konusunda daha önceki programlarımızda da söz ettiğimiz gibi farklı görüşler var. Birçoğu eski Roma'dan beri var oldukları iddiası veya Bizansların Doğu Roma dediğimiz işte düzeltmek gerekirse önce İran'la sonra Araplarla sonra bizimle olan mücadeleler sırasında bu bölgelere yerleştirildikleri gibi kimler bir iddia var ki bunlar Türkçe konuştukları için Balkanlardan savaşçı Türk boylarını işte Peçenek, Kıpçak o bölgelerden de Bizans içinde de savaşçılar vardı tabi. Hem o bölgeleri aldılar. Hatta bizimle bile savaşan bazı birliklerin içinde Peçenek, Kıpçak işte Malazgirt'te de karşılaştık. Alparslan yanına geçtiler. İlginçtir bunlar içinde Türkmenler de var. Türkçe konuştuğunu duyunca mı geçiyorlar? Tabi Türkçe konuştuklarını. Uz diye kısaca Oğuzlar var değil mi? Uz denilen Peçenekler var. Ve hatta Türkmen gruplar da var Bizans ordusunda görev alan. Yani bunları da söyleyebiliriz. Bir de tabii Turkopon ya da Turkopol gibi isimlerle de anılan Hristiyan Türkler de ayrı bir tartışma konusu. Şimdi özellikle Abbasilerin Anadolu seferlerinde daha çok Abbasiler kendilerine Tarsus'u merkez yapmışlardı. Kuzeyde de, doğuda da Malatya, bu hattı Abbasilerin bir savunma hattı, Sugur denilen. Coğrafi yapıdan dolayı mı? Toroslardan, anti Toroslar var burada. Torosların uzantısı Malatya Toroslarına kadar. Anti Toroslar, işte Tahtalı Dağlar, işte burada anti Toros dediğimiz kuzeydoğuya doğru Toros kıvrımı oluşur. Bu kıvrımın hemen Pozantı, Orta Torosların güneyine inen Külek Boğazı, Pozantı Boğazları, Kilikya Boğazların güneyinde de kontrolü sağlayan Çukurova'nın ortasında bir Tarsus var. Burayı üs olarak kullanıyor Arap birlikleri. Kuzeyde de Malatya, eski Malatya, şimdi Battalgazi olarak bilinen Melitene, orayı kullanıyorlar. Oradan batıya seferler yapıyor Araplar ve bu seferleri durdurmak için de Bizans bu bölgeyi kontrol altına alacak. Torosların batı kesimine Klasarya dedikleri karakol savunma uç birliklerini oluşturur. Tabii ki savaşabilecek toplulukları yerleştirdiği söylenir ve bunların içinde de çünkü hatta bu hattın sadece Konya değil, Nevşehir'de de bu Türkçe konuşan, Yunanca alfabesi olan topluluklar var. Karamanlı coğrafyası. Evet, hatta adlarına Karamanlı Hristiyan Türkler. Karamanlı Hristiyan Türkler denir. Ben birkaç müzede de karşılaştım. Silifke'de, Alanya Müzesi'nde falan da öyle Grek alfabeli. İstanbul'da da, sahaflarda da buluyordum. 1820-30'lu yılların bir romanıyla karşılaşmıştım. Yunanca yazılmış, Yunan alfabesiyle yazılmış da Türkçe. Yani yaygın. Aslında Necat Gönç Hocam şöyle bir şey demişti. Batılılar önce Türkolojiyi, Türkçeyi bu Yunan alfabesiyle yazılmış Türkçeden tanıdılar oğlum demişti o sıralarda. O yaygın bir şekilde bunlar kullanıyor. İstanbul'da da böyle Türk Hristiyanlar var tabii. İşte şimdi Gagavuzlar dediğimiz, Gökovuzlar. Evet. Aynı benzer şekilde. Fakat bunun tam aksi şöyle diyorlar. Karamanoğlu Mehmet Bey işte divanda, dergahta bundan sonra Türkçe konuşulacak diye fermanı yazdıktan sonra işte buradaki Hristiyanlar da
asimile olmuşlar efendim, Türkleşmişler. İlginç bir tez ama. Ama şöyle, yani bence öncelikle burada bizim o dönemlerde yaptığımız gazaların şeyi İslamlaştırma hareketi. Yani bu insanlar eğer bir asimile olsaydı önce İslamlaşırlardı, yani Müslüman olurlardı. Yani dilini unutmak bir toplumun daha zor. Yani önce inanç olarak bunlar o sırada aynı zamanda düşünüyorum sadece Karamanoğlu Mehmet Bey de Avşar Türklerinden Sünni Müslüman birisi. Eğer asimile olsalardı bunlar aynı zamanda Müslüman da olmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Yani şunu diyebilir miyiz? Aslında onlar oraya geldiklerinde Türkçe konuşuyorlardı zaten. Tabii Türkçe konuşuyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani Türkler geldiği zaman tabii Türkçe konuşuyorlardı ki Yunanca, evet isimlerinde Yunanca isimler de var ama çok ilginçtir, isimlerinde arkaik Türkçe isimler de var. Yani en çok Arslan ismi kullanılır ama Tanrı Vermiş var mı? Satı var bizim Türkmen. Annemin adıdır. Ha, Satı isimleri var. Satılmış gibi böyle bizim hani eğer ki Mehmet Bey zamanında asimil olsaydı herhalde biri de onun adını alırdı. Zaten bir şey Mehmet ismi alanı pek görmüyorum. Mahmut görüyorum ama. Evet. Bir şey dikkatimi çekmişti önceki programlarımızdan birinde. Mesela dediniz ki 4 İncil'de Türkçe olarak. Tabii Leek söylüyor bunu. Hatta bu İncil'lerden birisi şimdi Sille'de müze olarak konulan Sille evinde sergile, yani bir İncil. Karamanlıca o İncil'lerden birisi Konya Sille Müzesi'nde. Peki burada yaşayan, bu Sille bölgesinde yaşayan Hristiyan Türklerin nüfusu aşağı yukarı ne kadardı hocam o dönemlerde? Valla şimdi Şemseddin Sami kamus alanda şöyle bir rakam veriyor. Yani benim tabii ki 80'li yıllarda okudum ben bunu. Konya ile ilgili o ilk araştırmalarımda merak etmiştim. Sanki o sırada Hristiyan Türkler var 3000 kadar gibi okudum ama şu anda kesin tabii ki tarih defterlerinden çalışan arkadaşlarımıza çıkarıyor. Yani 2-3 bin civarında. Bir de şöyle, tabii Sille'nin yapısı özellikle güney kesimi, arada bir duvar var, yarısı Müslüman. Yani bir kısmı da şey, burada bazı arkadaşlarımız da tez yaptılar Sille ile ilgili, o dönemle ilgili. İşte Sille Rumlar ya da Hristiyan Türkler gibi bu konularda çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. 2-3 bin civarında hatırlıyorum. 2-3 bin olduğu dönemde Konya şehir nüfusu ya aşağı yukarı ne kadar? Evet, bu 40'larda yine Altan'ın şeyinde, kitabında, sosyoekonomik tarihinde 270 bin nüfustan söz ediliyor. 160, hatta o dönemde kadınlar biraz daha, 160 bin, erkekler 140 bin gibi daha az bir, erkek nüfusu her zaman geride kalıyor. Evet, savaşlardan dolayı. Savaşlardan dolayı 270 bin kadar bir nüfusu var. Şimdi gelelim oradaki kültürel dokuya. Şimdi orada bir Hristiyan nüfus var ve bunlar Ortodoks. Önce şuradan mı gireyim? Ben hep gittiğimde o kiliseye uğrarım, Aya Elena Kilisesi'ne, ama kimi diyor burası Katolik, kimi diyor Ortodoks Kilisesi. O kilise Ortodoks Kilisesi mi? Tabii buradaki biraz böyle Ayasofya'nın yapısına da benziyor mimarisi baktığınız zaman. Çok böyle az da olsa hatırlatıyor bir yapısı. Tabii bu yapı üzerinde 4 restorasyon geçirmiş. Son 1830'larda falan 2. Mahmut zamanında yapılıyor. Hatta bir şükran teşekkürname yazmışlar. Evet. Giriş kapısında Yunan alfabeli Türkçe. Desteğinden dolayı Padişah Efendimiz Mahmut bize yaptığı bu yardımdan teşekkür ediyoruz, şükran duyuyoruz diye de yazıyor ve bu kilisenin yapılarından dolayı hani Ortodokstu ve Katoliktü anlamında çıkarmak biraz zor ama bu son dönem o boyalı melek figürleriyle 19. İkonlar, İkonlar 19. yüzyılın
yaygın olan, benzer Anadolu'nun değişik yerlerinde de var olan kiliselerden. Ortodoks kiliselerinde de aynı yapıyı görüyoruz. Evet, mesela Eflatun'da da kaya kiliseler de var burada. Eflatun Manastırı, Ak Manastırı da olsun. Ve hemen yakınında kaya kiliselerde de var. Bu tepelerde mağara gibi. Mağara gibi. Hemen evet. Oranın doğusundaki tepenin eteğinde de bizim Konya Arkeoloji Müzesi de burada kazılar, temizlik çalışmaları yaptı. Ve altta da rahiplerin gömül olduğu mekanlarla birlikte tam zaten bir... Zaten şimdi görüntüde de izleyiciler görüyor onu. Yani Bizans şekliyle doğru. Buradaki bu yapılar Ortodoks tabii. Bunlar Ortodoks Hristiyanlar. Yani şeydekiler de Ortodoks'tu. Yani Nevşehir'de, Ürgüp, Aksaray'da mesela Gelveri, Güzelyurt'ta o mübadeleyle gidenler de vardı. Onlarla da bunların akrabalıkları da söz konusu. Hemen burada bir şey aklıma takıldı. Burada Sillerin yukarısında Talas bölgesi diye bir yerden bahsettik. Talas Kayseri'deki Talas'la bir bağ var mı? İsim benzerliği mi? Ya da Talas niye bu isim veriliyor? Tabii ki ilk Müslüman olduğumuz savaşı da hani Çinlilerle Araplar o Talas orada var, Kayseri'de var. Bizim köyümüz Hadim Gezde'de de Talas Seki gibi. Talas bir aslında şeyden de kaynaklı. Bir coğrafi tabir. Yani biz coğrafya dersinde de çok gençlerle konuşuyoruz. İşte polya dediğimiz, seki, yazı falan gibi tabirler kullanıyoruz ama orada ben çocukluğumda da düşündüm bunlar nedir diye. Dağın eteğinde böyle bir seki halinde olan alanlara halk talas diyor yani. Talas mevki. Hani düzlük. Doğru, Kayseri'deki de aynı. Ha, öyle dağın eteğinde hemen bir talas, seki. Seki olduğu için böyle vermiş olabilirler bir coğrafi tabir ama orada söyleyen talas diyenler de burada da diyenler Türkler tabii ki coğrafyayı mesela Seyhun Ceyhun'u da Adana'da Seyhan Ceyhan taşımak gibi. Evet. Yani benzer isimleri de taşıyorlar tabii. Yani bunları da dikkate almak lazım. Şimdi hocam din konusundan biraz kültürel etkileşime o dönemde arası boş bir arazi yani Alaaddin Tepesi ile Sille'de yerle iskan edilen halk 9 kilometre iyi bir uzaklık aslında yani taşıt yok belki hayvanlarla ulaşım sağlanıyor onların şehir halkıyla yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu Müslüman halkla çünkü artık Selçuklu ile İslamiyet daha bir zirveye geliyor Anadolu'da. Ve Selçukluların hakim olduğu bir başkentte yaşıyor bu Silleli iskan edilen kişiler. Kültürel anlamda şehir halkıyla iletişimleri nasıl, etkileşimleri? Aslında o dönem Konya'sı çok kozmopolitik bir imparatorluk başkenti. Alaaddin Keykubat ticareti artırmak için ülke genelinde önce siyasal birliği sağlar ve sonra da işte hanlar, sultanhanı dediğimiz Aksaray'da var, Kayseri'de var. Büyük han kervansaraylarla bu yol sistemini fiziki olarak bağlar ve işleyişi konusunda da hanların o dönem çok özel şey var, tüccarlara hizmeti var. Daha sonra yıkıldılar, belki aynı hizmeti yapamadılar ama bunun yanı sıra da Venedik, Ceneviz gibi o zaman Akdeniz'de ticari üstünlük sağlayan, İstanbul üzerinde bile ekonomik hegemonyası olan topluluklara imtiyazlar verir ve o tüccarları da çağırır. İlginçtir, sadece tüccarlar mı? Farklı mezheplerdeki İslam dünyasından bilim adamlarını da çağırır. Bilim adamları, ticaret erbabı, karışık bir nüfusu var işin içinden. İbn-i Rüşd'leri, İbn-i Arabi falan biliyoruz değil mi? Çok farklı insanlar da gelmiş buraya mesela. Mevlana gelmiş, tabi Belh'ten niye gelmiş buraya? Farsça bu konuşanlar var. Programın konusu zaten. Şems gelmiş buraya sonra değil mi İranlı? Sonra baktığınız zaman bir kozmopolitik yapı içerisinde Mevlana da mesela şeyi de biliyor anlattığımız kadarıyla. Bu insanlar da ya ortak bir dil olarak Türkçe konuşuyordu. Sürekli
Akmanasır'a gidiyor mesela. Sille'nin hemen doğusunda dağın Konya yamacındaki şu anda askeri alan olarak bulunan yerde 2 yıl önce de bir izinle inceleme imkanımız oldu. 1967'lerde Semaviyeci de incelemiş. 27'den sonra kapalı bir alan burası. Ancak sağlam duruyor yani o bölgede. Mevlana'nın orada bulunduğu sarnıcı falan da görme imkanımız oldu. Sürekli diyalog halinde bu bölgeyle ama Mevlana hiçbir zaman mesela Sille'den bahsetmez ama. Akmanasır'a gider gelir halkta şey yapar. Demek ki Sille'de sürekli bir yerleşim yok diye düşünüyorum. O işte Mevlana'nın geldiği dönemlerde şöyle bir hikaye anlatılır. Mesela Alaaddin Keykubat Kılıcı Aslan'dan beri var olan Alaaddin Tepesi'ndeki kale Haçlılarla ve birçok savaşlarla tahrip olduğu için yeniden onarım yapar. Ve bu onarım yaptıktan sonra kalenin güney kesimini, daha sonra Rum okulu falan da olacak bir kesim var. İşte Eflatun Mescidi'nin de olduğu kesim. O sınırdır diyebiliriz. Bu konuda da bazı hocalarımızın da bir çizimi var. Yani Konya ile ilgili yazılışı da. Daha çok gayrimüslimler ve kuzey kesimi ise Alaaddin Camii'nin, Kılıcı Aslan Köşkü'nün olduğu alan, Müslümanların olduğu yer. İşte oradaki Müslüman halkın oturacağı kesimdeki halkın Sille'ye yerleştirildiği daha çok anlatılır. Yani oradaki Hristiyan halk. Burada bir amaç var mı? Niye ora? Ya orası da şu var. Sille'ler ve o dönemden beri de bu insanlar tarım yapıyor. Yapı işlerinde de çok ihtiyaç. Sanatkarlıkları iyi. Sanatkarlıkları iyi. Düşünebiliyor musunuz? Alaaddin Camii ve Kılıcı Aslan Köşkü'nün taşları trakit denilen o volkanik tüf coğrafya jeolojisine biraz bahsetmek lazımdı. Aslında Hamilton falan jeolog ilk 1840'larda geldiğinde hocam. Yani 1840'larda geldiğinde bu taşları incelemeye gidiyor Sille'ye ilk kez. Öyle anlatır. Ve diyor ki buranın sebze meyve kaynağı olduğunu gözlemler. Çilek yetiştiğini söyler. Yani ben çileğe bu bölgenin yeni bir şey olduğunu düşünüyorum. Hangi sebzelerin yetiştiğinin listesi veriliyor. Ve gerçekten de Konya'nın o zaman, şimdi Antalya ve Seralardan gelen şeyleri, biz o zaman Sille'nin Konya şehir ihtiyacını, meyve sebze ihtiyacını karşıladığını görüyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Onlar zaten bu işin ustası. Ha usta, taş ustaları var. Taş çıkarıyorlar. Şu anda bile taş kesiyorlar. Coğrafyası da uygundu. Bu işi bildikleri için oraya iskan ettirildiler. Tabii taş sökecekler ve taş ustaları. Şunun için bunu sordum. Hani bunlar Hristiyan, bunları Müslümanların içinden uzak bir yere hapsedelim düşüncesi yok yani. Ya olur mu? Tabii zaten kendi davet ediyor. Böyle şeyler dönüyor da onun için. Yok. Alaaddin Keykubat o kadar hoşgörülü, o kadar şey ki ta dışarıdan imtiyazlar veriyor tüccarlara. Heyit'in Yakın Doğu Ticaret Tarihi diye bir kitap var. Orada da şunu söyler. Mesela Papa'nın Moğolistan'a giden, o zamanki Moğol yönetimine giden elçileri Konya'ya uğrar. Konya'da şap ticareti o zaman Venedikli bir baba oğula ait diyor. Yani şap tekelini almış ve Konya merkezde Venedikli. Bugünkü nerelerde aşağı yukarı, bugünkü Konya'nın nerelerinde yapılabiliyor belli mi? Şap ticareti mi? Evet evet. Ya şapçılık... Yani bu Aziziye Camii civarı falan ha, daha çok sanatkarların olduğu bölge ya. Ya şimdi şapı niçin kullanırlar diye, ben Şapçıoğulları diye bir aileyle tanışmıştım. Bir Polonyalı arkadaşımızın öğrencisi doktora yapmaya geldi burada. Marzena Hanım, onunla keçecileri gezdik. Özellikle keçe yapımında. Bir mahalle şapın, var keçecilerle. Keçecilerle ilişki olduğunu söylediler ve Konyovası'nda şap yollarını da gördüm yani. Hakikaten de merkezi bir yer keçe yapımında. Mesela Konya o zaman yünü Kayseri'den alıyor. Veya burada keçeciler de söyledi. Niye? Kars ve Van'ın Erzurum'un hayvanların yünü gelir Kayseri'ye dönüyor. Konya'da bu keçe yapılıyor ve Afyon'da satılıp İzmir'e aktarılıyor. İzmir limanına. Böyle bir yolu var. Bu yol üzerinde tuz da olduğu gibi tuz olayı da var ya, tuz gölünden de. Tuz gölünde nasıl bir tuz yolu varsa aynen onu benzer. Yine aynı kesiştiğini Ilgın Ovası'nda tuz yoluyla keçe ve bu şap yolunu kesiştiğini gördüm ben mesela aynı şekilde.
ve batıya giden, Antalya'ya giden, İzmir'e giden şap yolu var. Şimdi bu ticaretin, düşünebiliyor musunuz? O gezginin anlattığı gibi, Kallume gibi bir ismi olacaktı şu anda. Gezginin ismini hatırlayamadım ama bu gezi sonunda şap ticaretinin baba oğlun tuttuğunu söyler. Ve böyle ticari imtiyazları olan bir gayrimüslimler var. Gayrimüslimlerin ötesinde ya farklılıklara karşı çıkabilir mi? Mesela farklı dini düşüncede insanlar var, mezhep sahipleri var. Ha, burada iyi bir konuya temas ettiniz, orayı bir paragraf açmak istiyorum. Sille'nin bulunduğu yer, Yassıören, incelediğim höyükte yoğun curuf var. Madencilik yapılıyor. Bunlar aynı zamanda madenci topluluklar. Yaşar Usta, ne üretiyorlar orada mesela? Şimdi buradaki madencilik daha sonra Silleliler kuyumculukla öne çıktılar zaten. Altın, gümüş gibi. Ve ilginçtir. Seyyahlar 19. yüzyılda önce Konya'ya girmezden önce Getrut Bel de dahil. Önce bir Sille'ye gelirler. Onu bir programda... Ondan sonra Konya'ya girirler. Sanki Konya'nın ilk giriş kapısı gibidir. Burada kalabilecekler hanlar da var o dönem için 19. yüzyılda. Yani Konya'da bulamayacakları bir yerleşim iklimi de var. Yani belki orada kalabilecek yer arıyorlar. Ama özellikle Haziran aylarında falan geldikleri zaman sıcak mevsimlerde konaklama için çok iyi imkanlar sağlıyor. Bu da yamaç kesiminde, Yassıören'de, Sille'nin hemen batısındaki o curuflardan bazı örnekler aldık. Onları inceletme imkanımız oldu. Tabii ki bu madenlerin içinde bakırı gibi, kurşun gibi madenler var ama ilginçtir, hiç daha bölgede bilmediğimiz lityum çıktı mesela. Lityum. Ama tabii ki bunu Silleliler de bilmiyordu. Roma döneminde de bilinmiyordu. Antik dönemde de bilinmiyordu. Bunu kullanmışlar mı? Bunları atık olarak atıyorlar. Abi, kullanılıyorlar. Ama ben buradaki maden bölgesinden toprak aldığını Yaşar Usta'nın öğrendim. Bu bölgede hemen Sille'nin hemen yamaçlarında Ağlaçal'da nedir diye düşündüğümde Sille'nin çanak çömleği yeşil, sırlıdır mesela. Doğanhisar'ı inceledim. O dönem 20. yüzyılın başında iki tane çömlekçilik merkezimiz var. Doğanhisar, işte Akşehir'e bağlı, o zaman Akşehir'in Doğanhisar diyorlar falan. Bir de Sille var. Onlarınki daha sarımsı, kahverengidir. Hangi kültürün nereye gittiğini o çanak çömlek kırıklarıyla anlayabiliyoruz. Sille'nin mesela Konya çevresindeki havzada, ovada ve bu çevrede geniş bir iletişim, alışveriş yaptığını gösteren bu çanak çömlek kırıntıları var. Bu çanak çömleklerin de yeşil sırlısı Bizans'ta, Selçuklu'da ve Sille döneminde o geleneğe sürdüğünü görüyoruz. Diyor ki Yaşar Usta, bu sırrı elde edebilmek için ben şurada madenli toprak karıştırıyorum mesela. Veya şurada diyor o tüf var ya, bu volkanik tüf. Şu çanak çömleği yapmak için o tüfü karıştırıyorum. Şeyden getiriyor mesela, Kızılırmak, şimdi Avanos'tan getiriyor. Eskişehir, Afyon, Hadim Bozkır civarından toprak getiriyor mesela. Hangi çömleği nasıl yapacaksa bunları anlatmıştı. 2007 yılında onunla bir görüşmemizde Kültür Bakanlığı bir bölge araştırması yaparken kayıtlarımı almışım. Gerçekten bu maden şeyi, yapısı, oranın toprağının Sille seramiğine de yansıyor. Yeşil seramiğe, sırlı seramiğe. O zaman hocam... Yani buradaki insanlar biraz da çanak çömlek yapmak, taş işçiliği, madencilik gibi nedenlerle yerleştirilmiş. O zaman yaygın kanının aksine Sille hem üretim, hem sanat, hem üretim bakımından çok stratejik bir konumda bir yerleşim birimi diyebiliyor muyuz? Diyoruz ve bir artı bir şey daha söyleyeyim. Sılay adlı, Mehmet Sılay olacaktı, bir Silleli milletvekili şey anlatıyor. İbrahim Hakkı Konyalı'ya, o Karaburga ve çevredeki o dağ yamaçlarında, Takkeli Dağ'ın eteklerinde zincifre elde ettiklerini, Sillelilerin zincifre, yani şey, boya maddesi oluşturduklarını, halı kilim konusunu, safran gibi renklendirici boya elde ettikler. Oraya boya deresi de diyorlar. O taraftan gelen dereye de zaten Silleliler. Bir de Sızma mesela, Ladik. Bu konulara girmeden bir ara verelim hocam.
Daha sonraki programımızın konusu olsun. Yani dokumacılığı da Sille'nin tabii ki başlı başına ele alınacak bir konudur yani. Kesinlikle. Boyacılık da yani. Kesinlikle. Tarihçe gelecek hafta devam edecek. Görüşmek dileğiyle.